8 birlik ve 38 yüzde birlikten, yani 8 tam yüzde 38'den, 4 birlik ve 54 yüzde birliği, yani 4 tam yüzde 54'ü çıkarmak istediğimizi düşünelim. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve bu soruya önce kendi kendinize cevap vermeye çalışın. Bu çıkarma işlemini yapmak için birçok farklı yöntem var. Ben bugün sizlerle bana en mantıklı gelen yöntemi paylaşacağım. Öncelikle çıkarma işlemini kolaylaştırmak adına 8 birlik ve 38 yüzde birlikten 4 birlik ve 38 yüzde birliği çıkarmak istiyorum. Burada 38 yüzde birliği seçmemin nedeni işlemdeki yüzde birliklerin birbirini götürecek olması. Bu arada bu işlemden sonra işimiz bitmeyecek. Yani çıkarma yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü toplamda 4 birlik ve 54 yüzde birlik çıkarmamız lazım. 4 birlik ve 38 yüzde birlik çıkardıktan sonra geriye ne kalıyor? Bir bakalım. 54 yüzde birlik 38 yüzde birlikten kaç fazladır? İşlemi hemen aklımızdan yapacak olursak 38'den 48'e varmak için 10'a, 48'den 54'e varmak için de 6'ya ihtiyacımız olduğu için 16 yüzde birlik. Yani yüzde 16 daha çıkarmamız gerekiyor. Burada ne yaptığımı tekrar özetleyeyim. 38 artı 16, 54 eder, öyle değil mi? Ve toplamda yüzde birlik kısmında çıkaracağımız sayı olan 54'ü parça parça da çıkarabilirim. Toplam 54 yüzde birlik için önce 38 yüzde birlik, sonra da 16 yüzde birlik çıkarırsam istediğimi elde etmiş olurum. Peki, 38 yüzde birliği seçmemin nedeni neydi? Çünkü eksilen sayıda da 38 yüzde birlik var ve ben de bu ikisinin birbirini götürmesini istiyorum. Şimdi işleme geçelim. 8 birlik eksi 4 birlik 4 birlik eder. 38 yüzde birlik eksi 38 yüzde birlik az önce de dediğim gibi birbirini götürecek ve bu tarafa geriye 4 kalacak. Gelelim 4 eksi 16 yüzde birlik işleminin sonucuna. Bunu aklımızdan yapabilir ve 4 birlikten 16 yüzde birlik çıkarsa geriye 3 birlik ve 84 yüzde birlik kalır diyebilirsiniz. Ya da yine sayıları parçalayarak 4 yerine 3 birlik artı 100 yüzde birlik yazabilir ve bundan 16 yüzde birlik çıkarabilirsiniz. Bunun sonucunda da 100 eksi 16 84 edeceği için geriye 84 yüzde birlik kalır. 84 yüzde birliği 0,84 olarak da yazabiliriz. 3 artı 0,84 ise 3,84 yani 3 birlik ve 84 yüzde birlik eder. Videonun başında da söylediğim gibi bu soruyu çözmenin birden fazla yöntemi var. Bunlardan bir diğeri, basamak değerlerini teker teker değerlendirmek. Aynı soruyu gelin bir de o şekilde çözelim. Önce birler basamağını yazıyoruz. 8 eksi 4 artı, şimdi onda birler basamağındayız. 3 onda birlik eksi 5 onda birlik, yani 0,3 eksi -0 0,5 ve son olarak yüzde birler basamağına bakalım. Artı 8 yüzde birlik eksi 4 yüzde birlik, yani 0 virgül eksi 0 virgül Şimdi bu işlemlere bakınca, baştaki ve sondaki yapması son derece kolay işlemler ama ortadaki için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani elimde 5 tane onda birlik çıkarabilecek kadar onda birlik yok ki. Bu durumda birler basamağını ziyaret edip buradan bir birlik rica edebilirim. Bunu yapınca 8, 7 olur ve elimde buralara istediğim gibi dağıtabileceğim bir tane birliğim olur. Şöyle not edeyim. 8, 7 birlik artı 10 onda birliktir. Peki, buradaki 10 tane onda birliği alıp buraya eklersem ne olur? Hemen yazayım. 7 eksi 4 artı 10 onda birlik artı 0 virgül 3 ya da bunu 3 onda birlik olarak yazayım ve eksi 5 onda birlik. Buradaki işlemi yapınca da artı 4 yüzde birlik elde ederim. Bunu direkt olarak yazıyorum. Artı 0,04. Şuradaki rengi kullanırsam daha iyi olacak. Evet, burası 0,04. Şimdi bakalım tüm bu yazdıklarımızın sonucu ne olacak? Burası yani 7 eksi 4, 3'e eşittir. 10 onda birlik artı 3 onda birlik renkleri gene karıştırmışım. Hemen düzeltiyorum. Burası 3 olacak. Sonra 10 onda birlik artı 3 onda birlik 13 onda birlik eder. Ve bundan 5 onda birlik çıkarırsak geriye 8 onda birlik kalır. Burada bir de 4 yüzde birliğimiz vardı. Onu da ekleyelim. Pekala sonuç neymiş? 3,84 yani 3 tam yüzde 84 ya da 3 birlik, 8 onda birlik ve 4 yüzde birlik, başka bir deyişle de 3 birlik ve 84 yüzde birlik.